Yemek okulumuza hoş geldiniz. Yine bir sohbet saatinde birlikteyiz. Bugün nelerden bahsedeceğim? Olabilenler birçoğumuz evdeyiz ve evdeyken de herkes yani dışarı çıkmayı azaltmak için ekmeğini kendi yapmaya başladı. Bu zannediyorum bir tek benim işime geldi şu dünyada. Çünkü herkes ekmek yapmaya başladı, herkes ekmek sormaya başladı. Ben de bunları bir derleyeyim, toparlayayım. Hangi durumlarda, hangi amaçlar için hangi ekmekleri yapabilirsiniz? Ufak bir liste hazırlayayım istedim. İşinize yaramasını umarak. Başlamadan önce şunu da eklemek istiyorum. Bu bahsettiğim ekmeklerin hepsinin videolarını biz aşağıya koyacağız, linklerini açıklama kısmına. Oradan ilgili videoya gidip tık tık istediğiniz tarife detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Ben normalde ekmek yapmıyordum ama evdeyken yapmaya başladım. Bana kolay, karnım doyuracak ekmekler var. Geçen hafta Refika'nın yaptığı bir ekmek var. Orada iki ekmek tarifi var aslında. Biri kolay, biri alengirli. Oradaki kolay ekmeği çok rahat yapabilirsiniz. 4 tane malzemesi var zaten. Onu tık 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 hamurunu yoğurursun. Ondan sonra bekletirsin. Şeklini verirsin. Şekli verilmiş haliyle de birazcık bekler. Ondan sonra fırına atarsın, pişirirsin. Çıktı mis gibi çıtır çıtır ekmeği hazır cepte. 2 ne olabilir? Dil peynirli çiçek ekmek. Ben onu dil peynirli yapmıştım. Öyle yapmak zorunda değilsiniz. Hamurunu hazırlarsın, şeklini verirsin o çiçek şeklinde. Ondan sonra üstüne istersen yumurta sarısı varsa sür, susam, çörek otu at. Ama atmasan da onları tek tek top top bile yapsan gayet basit ve kolay bir ekmek. O da cepte mi? Geldik 3. ekmeğe. Bu da hani ben normal maya istemiyorum, instant maya istemiyorum. Ekşi mayalı istiyorum ama yine de çok uğraşmak istemiyorum diyenler için bir ekmek. Yoğrulmayan ekmek. Bunu da siyez ve tam buğdayı karıştırmıştım ben yaparken. Ama ikisiyle de yani sadece onu tam buğdayla veya sadece beyazla da yapabilirsiniz. Karıştırıp da yapabilirsiniz. Sadece son sularını birazcık azar azar verin ki çok yapış yapış bir hamurunuz olmasın. Bu çok kabaran bir ekmek değil. Birazcık tıkız bir ekmek. Neticede ekşi mayalı bir ekmek ve neredeyse bir gün falan mayalanan bir ekmek. Yani bir gün süreyle. O yüzden çok lezzetli olacağına eminim. Bu arada tariflerde genelde fırın taşı kullanım ben derim. Ama eğer fırın taşınız yoksa bir çömleği ters çevirip koyarsınız, bir döküm tavayı ters çevirip koyarsınız. Hiçbir yok, fırın tepsisini ters çevirip tabana koyarsınız ya da artık ekmekte nereye diyorsa. Onun üstüne pişirebilirsiniz. Bunu da kendinize ayrıca dert etmeyin. Bunların hepsi çalışır ve bu söyleyeceğim bütün ekmekler için de geçerlidir. Hayır abi, ben evdeyim, ekşi mayayı öğrenmek istiyorum. Bana bu işi adım adım öğreten videoları anlat. Orada emek tarifimiz ekşi mayalı ekmek geliyor. Önce hamurunu yoğuruyorsun, ondan sonra arada bir katlamasını yapıyorsun. Sonra şeklini veriyorsun, öyle de bir mayalamaya bırakıyorsun. Ondan sonra pişirince nefis bir ekmek oluyor. Sadece burada, o zamanlar daha yüksek derecede pişiriyormuşum ekmeği. Artık birazcık daha düştüm. 260 derecede falan pişirin diyor ve bu bazı fırınlarda çok yakabiliyor. O dereceyi birazcık 240'lara falan indirebilirsiniz fırınınızın huyuna göre. Çünkü fırınlar da kedi gibiler. Hepsinin bir karakteri var. Orada artık bir anlaşıyorsanız ben aranıza girmem. Ama yani yok, birazcık daha yani biz evdeydi, duruyordu ama birbirimizi de pek tanımıyorduk. Yeni yeni birbirimizle muhatap olmaya başladık diyorsanız birazcık daha garantici gitmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bu kategorimizden bir diğer ekmek de yani yine ekşi mayalı ekmek ama tencere ekmeği. O da taşı olmayanlar için bir alternatiftir. Tencereyi önceden ısıtırsın, hamuru içine koyarsın. Kapatırsın 20 dakika kapağı kapalı. Ondan sonra kapağı açınca bir 20-25 dakikada öyle pişer. Mis gibi bir ekmek hazır olur. Döküm tencerenin şöyle bir avantajı olabiliyor. Hamur fazla cıvık oldu, yayılmaya müsaitse o onu kalıp gibi işliyor. Bu arada tabii ki bunların hepsini bir kek kalıbında bir şeyde yapıp işinizi de garantiye almak mümkündür. Yani ekmek yapmak istiyorum ama evde fırın yok. Kötü gün dostu Burak yine yanınızda arkadaşlar. Bunun için bir tavada ekmek videomuz var. Bu aynı zamanda mayasız da bir ekmek. Kabartma tozuyla yapılıyor. Ve tavada biraz öyle çeviriyorsun, biraz böyle çeviriyorsun. Hamuru birazcık daha cıvık. Böyle sakin sakin pişen bir ekmek. Burada şunu eklemek zorundayım. Eğer bakır, emaye ya da kullanıyorsanız teflon gibi çok ince tabanlı tavalar sadece ateşi verdiği yerde orada ekmeğin altını yakabilir. Orada kalın tabanlı bir tava hayatınızı kurtaracaktır. Bir diğer tavada pişen ekmeğimiz, o birazcık mayalı, bazlama. Bazlamayı bence anlatmama gerek yok. Hepimizin adının mıh gibi aklına kazıdığı bazlamayı da tavada pişirebilirsiniz. Bir diğeri de lavaş. Orada hem bir tane mayasız var hem mayalı var. Mayasız böyle dürmelik lavaş. Onu yapabilirsiniz. Ya da böyle tombik lavaşlı oluyor, böyle püf diye şişen. O mayalı,
Onu da yapabilirsiniz. Ve hatta o fırında pişiyor. Onu tavada da yapabilirsiniz. O tavada da birazcık kabarır. Üstüne yumurta falan sürmemek lazım öyle bir durumda. Çünkü çevireceğiz. Ekşi mayanız yok, uğraşmak istemiyorsunuz bir şekilde. Hazır maya da zannediyorum bulunamamaya başlamış. Birkaç kişi bana söyledi. Galiba yurt dışından gelenlerde sorun var. Yani bence hala burada üretilenleri bulabiliriz. Fırından alabilirsiniz. Fırın hala ekmek yapıyor. Onlardan yaş maya alabilirsiniz. Ama bunlar olmadı ve ben ekmek istiyorum. 1. Tavada ekmekten bahsettik. Onu yine yapabilirsiniz. 2. Mayasız lavaştan bahsettik. Onu yapabilirsiniz. 3. Mısır ekmeği yapabilirsiniz. Dünyanın en güzel ekmeklerinden biri. Hatta bizim tarif kaymaklı maymaklıydı. Kaymak koymak zorunda değilsiniz. Tereyağı koyabilirsiniz, sıvı yağ koyabilirsiniz. Kıvamına bakıp ama katı bir kıvamı olmasın mısır ekmeğin. O zaman fırında çok çatlıyor. Birazcık böyle cıvık bir kıvamı olursa daha çatlamadan pişecektir. Ama kimileri de çatlak seviyor. Öyle de yapabilirsiniz. Ben gluten yemiyorum. Ben nasıl ekmek yapacağım? Ben ne yiyeceğim? Gerçi glutensizciler genelde zaten dışarıda kolay kolay ekmek bulamadıkları için kendi yollarını birazcık buluyorlar. Farklı tarifler istiyorlar, bana da söylüyorlar. Ama onlar için de birkaç tavsiyem var. Bir nedir? Önceki kategoride bahsettiğim mısır ekmeği. Mısırda gluten yok, onu rahat rahat yapıp yiyebilirsiniz. Bir diğeri, bir tane böyle mercimekli çıtır bir ekmeğim vardı benim, kızartmıştım. Onu fırında da yapabilirsiniz. Onu ya da bir kraker gibi de yapabilirsiniz mercimek unuyla. Mercimeği kahve öğütme makinelerinin önünde çekmiştim, hazır un da almamıştım hatta. O çok lezzetli oluyor. Yani mercimeği ekmeğe ben çok yakıştırıyorum yani. Öyle bir ekmek dışında, normal bir ekmeğin içinde de mercimek bence çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim bu aralar vaktiniz varsa. Bir diğeri de birazcık tartışmalara yol açan bir ekmekti. Yulaftan ekmek. Yani yulaf aslında içinde gluten olmayan bir şey. Ama depolarda olsun, işlenme bantlarında olsun buğdayla yan yana duruyorlar, aynı ortamda bulunuyorlar diye oradan bir bulaşma oluyor ve bu çölyak hastaları için riskli bir durum. O yüzden gluten içerir ama yulafın kendisinde gluten yoktur. Ekmeği aslında kabartan da gluten, yani o glue adı üstünde o esneklik halini veren o. O hava kabarcığını da içinde tutabilen aslında gluten. O yüzden glutensiz ekmekler biraz daha tıknaz oluyorlar. Glutensiz bunun şöyle bir avantajı var. Yoğurmaya gerek yok. Biz normalde ekmeği neden yoğuruyoruz? Gluteni çalıştırmak, esnetmek için. Bunda zaten gluten olmadığı için onu da aslında karıştırıyorsun. Su, un, tuz ve mayayı karıştırıyorsun. Genelde bir kalıpta yapmak daha kolay oluyor onları kendini toplayamadıkları için. Kek kalıbına koydun. 40 dakika, 1 saat kabarana kadar bekledin. Ondan sonra attın fırına, pişirdin. Bitti gitti, bu kadar kolay. Yani aslında glutensiz ekmekler yapmak çok daha kolay. Benim gözümün nuru ilk 1 milyonluk videom çıtır çıtır sokak simidi. Simite sadece şöyle bir durum var. Normalde simitlik un sert undur. Proteini yüksek un demek oluyor bu. Hani bizim kullandığımız unlar var. Bunun birazcık daha serti baklavalık, böreklik unlar. Daha kolay açılsınlar diye. Bunun bir üstü simitlik un. Orada %12'nin üstünde olması iyi ama bulamıyorsanız normaliyle de yapın. Ya şey, bu yokluk zamanında o sizin nefsinizi bir nebze de olsa köreltir diye düşünüyorum. Ondan sonra da bir diğer en sevdiklerimizden baget ekmek var tabii. Onda aslında hem ekşi maya var hem normal maya var ve bir gece önceden poolish dediğimiz, yani ekşi maya kendi kendine oluyor. Bunda azıcık bir un su karıştırıyorsun, kuru maya koyuyorsun. O bir gece bekliyor, kabarıyor. O da haliyle önceden beklediği için o da bir nevi ekşi maya oluyor. O ikisini karıştırıp ekmek yapıyorsun. Çıtırı olsun, lezzeti olsun. Efsane bir ekmek olduğunu düşünüyorum bagetin. Eğer denemek isterseniz bence iyi bir fırsat bu zamanda. Ben bunların hepsini yaptım. Artık bu konuda uzman sayılırım. Bunun zorluk açısından demiyorum. Yeni bir şeyler arıyorum. Bana şaşırt beni ya dediğinizde orada da iki ekmekle karşınızda. Bu kategoride tabii ki iki ekmekte de Refika Bülgür'ün parmağı vardır. Birincisi Adanalı fokaçya. Yani bu birazcık şartları zorlayabilen bir ekmek olabilir ama buzlukta biraz kıyma varsa böyle minik minik, kolayından tabii ki gerçek Adana gibi değil, onu hazırlıyoruz. Ondan sonra bir fokaccia hamuru yapıyoruz. O birazcık yağlı bir hamur ama onun yağını da böyle pul biberle ısıtıp kırmızı yapıyoruz ki iyice acı olsun. Onu yoğuruyoruz, ondan sonra tepsiye koyuyoruz. Hazırladığımız minik Adanalar vardı ya, onları çıp 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 üstüne yerleştiriyoruz. Bir de soğan, sonra fırına giriyor. Çıkınca da maydanoz. Bayağı bir lokmada ben Adana'mı, soğanla dürümümü yapmışım, ısırmışım gibi bir ekmek olacaktır. Geldik son ekmeğimize. O da kim? Ihlamurlu ekmek. Bu aslında önceki ekşi maya videosunda bahsetmiştim ıhlamur mayası diye. Birazcık ona göz kırpan bir ekmek. Ihlamuru demliyoruz. Hem oradaki çiçekleri hem de o suyu kullanarak
bir ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. O altında da ıhlamur yaprağından, yaprak bulamayabilirsiniz bu zamanda. Ama evde kuru ıhlamur varsa onunla da yapabileceğiniz. Böyle mis gibi ıhlamur kokan, güzel, çıtır çıtır, lezzetine inanamayacağınız bir ekmektir. Bir nebze de olsa acaba şu ekmeği mi yapsam, bu ekmeği mi yapsam dediğinizde yardımcı olabilirsem ne ala. Videoyu beğendiyseniz, bu kadar konuşmama rağmen beğenmeyi unutmazsanız, kanalımıza da abone değilseniz, abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.